Burcu Hanım enfes sofrasıyla resmen iştahımızı kabarttı. İçli köfte konusunda hafta başında epey iddialı konuşmuştu. Ben en çok onu merak ediyorum. Tabii ki diğer lezzetleri de büyük bir keyifle tadacağım. Bakalım hanımlar sofraya neler diyecekler. Evet, sonunda masamızdayız. Beklenen an geldi mi? Evet. Geldi. Nefis, nefis şeyler hazırlamışsınız. Gözlerim kamaştı böyle. Hangisinden başlayacağımızı afiyet şaşırdık. Afiyet olsun Aslı Hanım. Sizler için hazırladık. Nasıl yaptınız İnşallah. Bunları ya? Maşallah. Vallahi gece saat bir 3'e 4'e kadar uyumadık. Bak. Biraz hazırlık gel sana yaptık. Bir tek taş inci takayım. Gel. Gel takayım. Boş parmağıma şöyle. Çok güzel çok oldu. Çok yakıştı canım. Bir şey söyleyeceğim. Burcu Buyur Hanım. Canım. Burası kraliyet sofrası gibi olmuş. Biraz sonra majestelere düşes falan mı gelecek acaba? Yok. Siz işte. Geleceksiniz. Sizler için yaptık. Bizi düşes evet. olarak mı görüyorsun? Birer kraliyet, düşes. Lady. Sizlersiniz. Lady. Aynen. Gayet lady. Sofrayı gördüğümde çok şaşırdım. Mükemmel bir sofraydı. O kadar sabırsızlıkla bekledim ki sofra anını. Bir an önce yemeklerden tatmak istiyordum. Salatayı sizin için yaptım ya, özellikle. Çok kaç gündür hamur ederim. Hamur kilo aldım ay, dediniz. Evet. Ben böyle reklam aralarında yalnız. Böyle dedim ay yeşillik yemeği özledim dedim. Evet. Hamurlu börekti. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ver canım. Siz bir şey istiyor musunuz? İçli köfte alabilir miyim ben? İçli çok köfte. İki tip var burada. Bir haşlama yapmışlar, bir de kızartma. Gerçekten çok lezzetli. Burcu Hanım bu kaselerle çorba mı içeceğiz? Onlarla salata yersiniz. Kaç gündür bir kase olayı gidiyor. İçli köfte ister misin canım? Olur. Elimle yemeği tercih ederim. Teşekkür ederim. Güzel. Zaten en güzel evet. elle yemek size Aynen vereyim. Aynen öyle. Bak nasıl olsun. Ben şundan vereyim almak istiyorum. Tamam. Fellah köfte değil mi? Evet. Genelde Adana yöresi. Kaşığı var burada. Adana yöresinin değil mi aşkım bu? Vallahi hangi yörenin bilmiyorum. Teşekkür ederim. Annem sağ olsun. Sık sık yapıyor bize birazcık. Ay, hadi ben tamam. de alabilir miyiz? Ay ben burada... Zor olacak ama yardımcı evet. olayım mı? Şöyle uzana evet. vereceğim Maşallah artık. Kızımızın boyu da uzun. Boy uzun olunca evet. Elleri kolları da uzun. Sen kime çektin böyle boylu bozun? Babama. Baba mı uzundu? Baba uzun. Evet. Maşallah. Teşekkürler. İsteyen varsa vereyim kızlar fellah köftesi. Beğendiniz mi? Gayet beğendim. Ay ben beğendim. Sizin bardağınızdan içtim galiba. Şaka yapıyorsunuz. Gerçekten bunu içtim. Ama benim bardağımı oraya saklamışsınız. Hiç içmediysen istersen onu Sevcan Hanım'a ver. Sen oradan devam et. Sen oradan devam et. Neyse artık. Şöyle alayım. Bardak kardeşliğim. Güzel gerçekten çok... Şahsına münhasırsın ya. Vallahi öyle. Program, gerçekten eğlenceli bir karakter. Bu hafta bitince seni özleyeceğiz yani. Gerçekten arada gel bizim ya. Setlere. Tabii gelirim. Ha? Özletmem kendimi ben gelirim. Tabii ya gel arada. Tabii, aynen. Evet. Tadına Yemeği yerken masaların. Yorumlamaya başlayayım mı ben? Çok güzel olur. Geç kaldınız İpek Hanım. Aa evet. Şöyle yemekler çok lezzetli. İçli köftenin tadına baktım. Annenizin ellerine sağlık. Afiyet Gerçekten olsun. Gerçekten çok harika olmuş. Evet. Afiyet olsun. Çay kaşıkları gold rengi. Yemek çatal bıçaklarımız gümüş rengi. Bu masadan gold çatal bıçak beklerdim. Onun dışında ben hiçbir şey görmüyorum. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çatal kaşık bıçak. Hani onu şu an bu masada çok dikkat çektiğini düşünmüyorum ama... Tabii hepsi bir örnek olsaydı daha iyi olurdu. Evet, kesinlikle. Yemek masasında herkesi şok ettim. Herkes gözlerime inanamadı. Yorum bile yapamadılar bir ara yemekten. Çok mutlu oldum. Onların yemeklerimi beğenmesi ve yemesi beni çok mutlu etti. Yani bence çok acıkmışlardı. Çünkü yemeği yedikten sonra gerçekten hiçbir şey yorum yapmadılar. Burası yemek programı değil. Burada biz sunumlukları yorumlayacaktık. Hiçbiri bence güzel yorum yapmadı. Gerçeği görmezden geldiler bence. Masanı en çok beğendiğim bugün diyebilirim. Masa. Bayıldım. Afiyet olsun. Hmm. Çok mutlu oldum. Hem masayı gördükten sonra seninle sürekli görüşmeye karar verdim. Evet. Özellikle yemeğe davet ediyorlar. Sürekli görüşelim. Ben severim misafiri. Misafir evin bereketidir. Gelebilirsiniz. Bravo. Sürekli gelin. Ben de her zaman beklerim ama geleceğim. Her zaman hazırlamam böyle diyormuşum. yok hazırlarım. Ne canın istiyorsa birkaç gün öncesinden söylersin hazırlarım. Hiç sıkıntı değil. Burcu Hanım mumlukları çok beğendim bu arada. Galiba benim için dikkate almışsınız. Evet. Özellikle sırf sizin için koydum. Aynen. Gibi. Çok hoş görünüyor gerçekten de. Ya bir şey daha söyleyeceğim. Söyle canım. Supla olarak mı tercih ettiniz bu canım? Suplu olarak bunu tercih ettim. Tahmin etmiştim zaten.
Masan çok güzel. Hiçbir eksik yok. Eleştirecek bir şey çok göremiyorum. Çok teşekkür ederim. Vallahi her mutlu şey oluyorum. O kadar emek verdik dün, uğraştık. Gece saat kaçlara kadar uyumadık. Bir de böyle beğenilince insan gerçekten mutlu oluyor. Tüm yorgunluğu gidiyor. Afiyet olsun. Emek veren herkesin ellerine sağlık. Annemin emeği çok büyük. Tabii ki de. Allah başından eksik etmesin. Amin, amin. Hepimizin inşallah. Köfteleri yaptı, burma tatlısı yaptı, fellah köftesi yaptı. Sen ne yaptın? Ben sarma sardım, biber dolmasını yaptım, ganajlı pastayı yaptım, bir de şeryeli salatayı yaptım. Bu kadar yapabildim. Evet. Yeşil salatayı da yaptım galiba. Yeşil salatayı da ben yaptım, evet. Çok güzel. Bunları ayıklamak bile zor biliyor musun? Bu bile meşakkatli. Gerçekten tabii ki de. Evet. Çok lezzetliydi, herkes yemeğe kaptırdı kendini. Bir an yorum yapmayı bile unuttuk. Her şey çok güzeldi. Hem annesi yardımcı olmuş, hem kendisi bir şeyler yapmış. Bir ara kendimi kaptırıp o kadar yemeğe verdim ki kameralardan çok çekindim. Beni çekiyor mu acaba dedim. Yani ellerimle bile yiyesim vardı o dolmaları. Yemek takımınızın fiyatı nedir? Yemek takımının fiyatı bundan 3 sene önce 1,5 almıştım. Uygun. Çok uygun almışsın. Evet. Yarın 1,5 aylık gelinimiz Sevcan'a gidiyoruz. Finali Sevcan'da yapacağız. Bakalım Sevcan, bize hünerlerini göstereceksin. Hı? İnşallah. Yeni gelin olarak. Sizin evlilik söz nişan bir arada mı? Nasıl oldu? İsteme. Bizim hepsi bir arada olmadı. Sözü ayrı dışarıda yaptık, nişanı ayrı dışarıda yaptık. Hı. Yani hepsine böyle birer sene ara koyduk. Evet. Hepsini dışarıda yaptık. Peki bunların görüntüleri var mı Burcu? Var, var. Evet, hepsinin var. O zaman biz bence birazdan geçelim. Şöyle tatlılarımızı da alalım. Tamam. Olur. O güzel görüntüleri izleyelim. Tamam. İzleyelim böyle. Tamam. Ama böyle uzun uzun. Anlat bize. Yeni gelinimiz resmen döktürmüş. Sofra göze hitap ettiği kadar inşallah mideye de hitap ediyordur der sözü hanımlara bırakırım. Evet Sevcan'ın güzel masasındayız. Yöresel lezzetlerle dolmuş masa. Evet. Neler yaptın bizde bu? Önce buna başlayalım. O hamsi koli. Hamsi koli. Evet. Çok değişik. Özel bir yemeği. Su böreği. Su böreği. Tam açtın. Yok, onu kayınvalidem açtı. Ben şunu çok merak ettim. Laz böreği. Öyle mi? Hiç yemedim. İlk defa ben de hiç yemedim. Şu en önde olan ne? Hangisi? Fasulye. Turşu da vurması. Hı hı. Fasulye turşusu değil mi? Evet. Burada tiramisu görüyorum. Evet, tiramisu var. Senin büyük dedeler mi? Evet, İtalya'dan. Nereye göçtük? İtalya'daki büyük dedelerden kalan bir yöre yemeği. Evet. Tatlısı. Bunu vereyim sana. Tiramisu. Eline sağlık, tatlım benim. Değişik işler yapmışsın efendim, böyle. Bu gelinliğinizin bir parçası mı? Evet, duvağımdan kaldı. Duvağınızdan falan herhalde bir parça ondan. Mendil ben şu böreğin tadına bakabilir miyim? Hangisi? Tabii. Su böreğini. Sonra onu da deneyeceğim. Ne oldu? Daha çok muhallebi kıvamında. Nasıl bir tarz diyorum yaratmaya çalışıyorum. Toka gibi geldi böyle lastikli bir şey. Dedim takayım. Tokanız bari. Yok sanırım giderken bir tane hediye edeceğim. Yok bu güzel, bu yakıştı, bu kalsın. Kübra saçına birden mendilin yüzüğünü taktı. Yine Kübra, yine bir enteresanlık. Vallahi Kübra'yı çok özleyeceğim. Toka gibiydi. Böyle sanki lastikli toka gibiydi. Bir denemek istedim, onu saçıma taktım. Kızların yine verdiği tepki. Yani ben böyle bir insanım. Ben farklı bir insanım, renkli bir insanım. Her yaptığıma da tepki göstermeleri canımı sıktı açıkçası. Kalsın, afiyet olsun. Tamam. Hadi bir şeyler giderken veririm ben size. Peki ben şu kısır mı? Bu patates köftesi. Patates. İster misiniz? Evet. Evet, bir alayım, merak ettim. Bak yöresellerden almış. 6 tane koymuşsun. Keşke bol bol koysaydın. Çok güzel gözüküyorlar. Devamı var, getirebilirim. Peki. Önce gözümüz doysun istiyorum mu? Yarısını alayım mı ben? Dün bütün ekip neredeyse hastanelik oluyorduk. Senin evet, biz siz
Benden sonra masayı bir tık çeşitli az buldun sanki. Evet öyle oldu ama uğraştırıcı. Tabii el emeği hepimizde evet. Var ama böyle gözüme biraz az geldi masa. Bana da biraz öyle yani. Hani iki çeşit daha olsaydı bence güzel olurdu. Vallahi elimden geleni yaptım. Ellerine sağlık. Çok güzel yani. Bak kurabiyeler de var orada. Gözden kaçmasın yani. Kurabiye de var. Ondan onları ben de sen yaptın. Ister misiniz? Canım. Ondan ben de alabilir miyim? Almayayım bir tanem. Şu turşudan tadacağım. Ben biraz turşudan alayım. Bundan ben de alabilir miyim? İsteyen var mı kızlar? Ha? Koşuk ben dünden sonra salatayı sevdim, bunu da seveceğim. Dünden sonra artık biraz ıslanak, roka. Salatasız ben masa düşünemiyorum. Yani beş çaylarında da böyle artık sağlıklı evet. Şeyler yemekten evet. Yanayım. Hep hamur, hep hamur. İster misiniz? Öyle. Ama bizim milletinde o algı yok. Evet evet. Hem hamur. Beş çayı gerçekten poğaçasız, böreksiz ama geçmiyor. Ben, ama yanını hafifletmek için salata. Kesinlikle bu algımı sizinle yendim. Muhteşem bir çok salata sevindim. Oldu. Çok beğendim. Çok ıslanak, roka, güzel sos hazırladım. Hı. Çok güzel oldu. Gerçekten de masayı hafifletiyor bir tık yediğinizi. Ama öyle şimdi ana yemek akşamları da mesela mutlaka salata olsun isteriz. Evet. Etin, tavuğun yanında. Çünkü yemeğin ağırlığını alır her zaman. Kendinizi daha hafif hissedersiniz. Güzel olmuş. Evet, elinize sağlık. Böyle ince çalı fasulye gibi bu sanki. Kıyma diyorlar. Aa öyle mi? İnce kıyıyorlar. Fasulyeyi böyle çapraz evet. Çapraz kesmişler. Sofrada hamsili yöresel bir yemek vardı. Çok beş çayına gideceğini düşünmüyorum. Hani sonuçta akşam yemeği değil, çayın yanında yenecek. İçinde de hamsi var. Alakasız buldum. Burcu Hanım'ın gerçekten çeşidi çok fazlaydı. Bunu bir kere kabul edelim. Bugün o masaya oturunca gerçekten böyle bir sanki sofranın yarısı bölünmüş gibi hissettim. Onun dışında yemekler çok lezzetliydi ve yöreseldi. Ne kadar aldın takımını? Ya bütün hepsi 6000 falandı. Tencereler de dahil. Çelik tencere. Çelik. Borcum, evet. Çatal bıçaklardan dahil. Evet. İdeal yani. Şu an gerçekten fiyatlar uçuk durumda. Sen de yeni aldın sanırsam. Yeni aldım. Bence ideal. Zaten bir çelik tencere fiyatı artık uçmuş gidiyor. Değil mi? Takım alma. Bence de biraz daha bütçeli oldu. Çay bardakları değişik. Onları... Aynen onu söyleyecektim Aslan Hanımcığım. Çok beğendim. Tam benlik, tam benim zevkim. Çok güzel. Çok yakışmış masaya. Teşekkür ederim. Tabak ve bardak takımlarını ben uyumlu bulmadım. Bardakların biraz daha şaşalı olması gerekiyordu o tabaklara göre. Biraz onlar basit kaldı masada. Runner kullanmış. Evet. Evet bunu... yine runner kullan. Yani kalabalık... Ama sen runner kullanmasını istiyordun zaten. Runner kullanmasını istiyorum ama kalabalık sofralarda hani kullanılınca zaten gözükmediği için bir anlamı olmuyor diye düşünüyorum ben. Mantıklı. Kalabalık sofralarda mantıklı. Ortada sadece bir çiçek olsa. Değil mi? Ya da evet. Tek gül yaprakları, buna gül yaprağı evet, olmaz gerçekten. Böyle atıyorum işte çiçektir, mumdur dediğin gibi. Evet, runnerlar böylelikle gözükmüyor dediğin doğru. Mantıklı. Yemek tabaklarını ben de çok beğendim. Gerçekten çok şık bardaklarla da tamamlamış etmiş ama ben su bardaklarını beğenmedim. Boş kalmış sanki. Hani şimdi tabağın çok desenli, şey ya böyle ne sade bileyim daha ağır ağır istedim. Olsun. Çok böyle şey, cam deseninde motifler oluyor. Evet. Biraz böyle evet. Evet. Biraz evet, şu işlemeden hafif. Bence olursa kabartmalı. Öyle mi diyorsun? Sanki takıma dahil değilmiş gibi değil mi? Evet. Dahil biraz. Değil evet. Hı? Dahil değil takıma. Ayrı aldım ben. Ben fikrimi söyleyeyim. Şimdi tabağın desenli olduğu için beni rahatsız etmedi bardakların düz olması. Yani hem tabak desenli hem bu desenli olsa o çok fazla da diyebilirdiniz. Vardır bence. Ama yemek sofrasında gösteriş evet. Her zaman daha şeydir. Daha spor tercih etmiş. Evet böyle hani büyük yemek sofralarında ağır misafirlerde sanki böyle masa ne kadar parlarsa o kadar göze dolu gelmiş gibi geliyor bana. Sizinkiniz birisi gümüş seviyor, evet. Birisi dore seviyor. Evet. Yok aslında benim masa da gold'tu. Masa gold. Ben de aslında senin. Önceden gelen bir gold aşkı var ama ne hikmetse ben gümüş döşedim evi. Allah Allah. Hı hı.
Ya çok benim zamanımda çok görüldüğünü düşünüyorum. Yakın zamanda da abim evlendi mesela. O da rose gold kullandı. Hani o da kullanınca ben eğer zaten çok benziyor mobilyalarımız. Ben de onun mobilyasını aldığı yerden aldım. Hani ben de gold alırsam böyle sanki evlerimiz ikiz gibi olacaktı. Sen de değişik. Ben de gümüş kullandım. Şunu demek istiyorum. Masa örtün çok sade, güzel, zarif, beğendim. Sanki o sade olduğu için bunlar biraz şey olmuş. Belki sofrada bu hani masa örtüsü biraz daha şarşallı olursa bence bunlar sırıtmaz. Bir de öyle dene bence. Bravo. Yani daha iddialı farklı bir renk kullansaydın diyor. Tabii ki evet. Diyor. Bir de şu servisliklerin gold olsaydı bence masaya söyleyecek olmazdı. Bir şey söyleyeyim. Siyah örtü bile olabilirdi. Evet. Siyah aslında çok patlatır. Tabakları müthiş patlatırdı. Siyah masayı dolu gösteriyor. Üzerine ne koyarsak koyalım. Mesela siyah olsaydı buranın gözükürdü bence. Kesin doğru. Naz böreğini sen mi yaptın? Yok. Onu halam yaptı. İlk defa yiyeceğim. Naz böreği. Tadını çok merak ediyorum. Gerçekten halanın ellerinden öpüyoruz. Efsane. Hala yakın mı buraya? Allah razı olsun. Ne kadar şanslısın. Oradan buraya gelin gelmişsin ama yine halan seni bırakmıyor. Ben de tadacağım şimdi. Aslı Hanım bana da bırakın ben de tadına bakacağım. O zaman hepimiz üçer tane yiyelim. Bırakırım tabii sana. Bırakmaz üçer, yiyelim. Sensiz olur mu? İlk defa yedim ama gerçekten müthiş. Şeylerine sağlık. Peki. Bayıldım. Sofrada Laz böreği vardı. Börek deyince insanın aklına böyle tuzlu bir şey geliyor. Ama tatlı bir börekti. Ben çok beğendim ve ilk defa tadına baktığım bir şeydi. Güzel olmuştu. Yavaş yavaş. Senin söz nişan. Videolarını izleyelim. Düğün videonu izleyelim değil mi? Evet. Merak ediyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Hadi o zaman yemeklerimizi bitirip geçelim. Tamam, evet. Geçelim.